Kurşun asker. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarların birinde küçük bir çocuk yaşarmış. Bu çocuğun doğum gününde kurşundan yapılmış 25 tane oyuncak asker hediye edilmiş. Arkadaşları da ona pek çok güzel hediye vermişler. Bir gün oyuncak askerlerinden biri bu küçük çocuğun dikkatini çekmiş. Bütün askerler kırmızı ve mavi üniformalarının içinde parlıyormuş. Çok da güzel birer tüfekleri varmış omuzlarında. Ama askerlerden biri diğerlerinden farklı görünüyormuş. Çünkü sadece bir bacağı varmış. Küçük çocuk askerleri dikkatle ve merakla incelemiş. Sonra sadece tek bacaklı kurşun asker ile oynamaya başlamış. Daha sonra da onu pencerenin önüne bırakmış. Çocuğun başka oyuncakları da varmış. Kızgın görünüşlü palyaçosu ve oyun topları da varmış. Mavi elbisesi ve boynundaki kolyesiyle çok güzel görünen bir de balerini varmış. Balerin tek bacağının üzerinde o kadar güzel dengede duruyormuş ki kurşun asker "Onun da benim gibi tek bacağı var." demiş ve balerine aşık olmuş. Küçük çocuğun diğer oyuncağı palyaço çok kıskanç biriymiş. Kurşun askeri hiç sevmezmiş. Balerin kurşun askere ne zaman gülse onu kıskanırmış. Palyaço bir gün yağmurlu bir havada kurşun askeri camdan dışarı atıvermiş. Tek ayağı üzerinde duran mavi giysili balerin kurşun askeri çok sevmesine rağmen bu duruma engel olamamış. Arkadaşının arkasından pek çok gözyaşı dökmüş. Dışarıda yağmur yağıyormuş. Yol kenarındaki kanallardan sular akıyormuş. Kurşun askeri beraber oyun oynayan iki çocuk tesadüfen bulmuş. Onu kağıttan yaptıkları geminin içine bindirmişler. Gemiyi de bir kanalın içinde akan suyun üzerine bırakmışlar. Kurşun asker içinde bulunduğu kağıttan gemiyle suyun üzerinde yüzmeye devam etmiş. Çok vakit geçmeden kocaman bir fare görmüş. Ama gemisiyle onun yanından geçip gitmiş. Derken gemisiyle beraber bir kanalizasyonun içine düşmüş. Kanalizasyon denize dökülüyormuş. Kurşun asker kendini birdenbire denizin içinde buluvermiş. O da ne? Kocaman bir balık. Kurşun askeri görmüş ve onu yutmuş. Bir gün balıkçının biri bu balığı yakalamış. Pazara götürmüş ve onu bir kadına satmış. Sürpriz! Pazardan balığı satın alan kadın küçük çocuğun annesiymiş. Ne güzel bir tesadüf değil mi? Kadın akşam yemeği için mutfakta hazırlık yapıyormuş. Akşama satın aldığı balığı pişirecekmiş. Kadın balığın pullarını ayıklamış. Tam karnını kesmeye başladığı anda kurşun askeri bulmuş. "Aa, bu kurşun asker oğlumun kurşun askerine ne kadar da benziyor?" diye gülümsemiş. Onu bir güzel yıkayıp temizlemiş. Sonra da oğlunun oyuncak masasına bırakmış. Kurşun asker balerinle tekrar karşılaştığı için çok mutluymuş. Ama o da ne? Yaramaz küçük çocuk kurşun askerle oynarken onu yanlışlıkla yanan şömlenin içine düşürmüş. Kurşun asker erimeye başlamış. O sırada rüzgar aniden ve sert bir şekilde esmiş. Balerini de şöminenin içine uçurmuş. Kurşun asker ve balerin beraber eriyip kalp şeklini almışlar ve sonsuza dek mutlu olmuşlar.